etti. Finlandiya Ankara Büyükelçisi Arimaki bir dizi ziyarette bulunmak adına Kayseri'ye geldi. Beraberindeki heyetle birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret eden Maki, Başkan Büyükkılıç'ın makamında ağırlandı. Maki, Başkan Büyükkılıç'ın davetiyle Kayseri'ye yeniden gelerek Erciyes Kayak Merkezi'ni görmek istediğini belirtti. Kayseri'yi ziyarette bulunan Büyükelçi Maki'ye kentin güzelliklerini anlatan ve ortak işbirliklerinin sürdürülmesini temenni ettiğini belirten Başkan Büyükkılıç şunları ifade etti. Kayseri'mizde gerek gezerek, gerek dinleyerek öğrendiğiniz gibi bir endüstri ve ticaret merkezi olarak Kayseri bilinir. Kayseri is known as the city of tourism and also industry since you've been yesterday. 6000 yıllık ticari geçmişi yapılan kazılardan çıkan tabletlerde bilim adamları tarafından paylaşılmaktadır. And also which is dated back 6000 years ago on the tablets is also distributed by the scientists. İpek yolunun üzerinde. It's on the Silk Road. Bizim de değişik medeniyetlere, uygarlıklara ev sahipliği yapmış olan bir şehirde yaşıyor olmamız ayrıca bizi keyiflendirmekte, sevindirmekte, bu zenginlikler şehri olarak anılmasından da memnuniyet duymaktayız. It's also a great honor for us to live in a city which also hosted lots of the different kind of countries or people from different kind of the tribes. Ticaret hacmi itibariyle dün rakamları duyunca ben de çok yetersiz gördüm. And since yesterday when we heard about the numbers with the relationship between Finland and Turkey's 2 billion euros, it's not enough. Tabii bu rakamları yukarıya çekmek, karşılıklı heyetlerin görüşmesi, iş adamlarımızın Finlandiya'yı ziyaret etmesi, oradan da yatırımcıların ülkemize, özellikle de şehrimize ki serbest bölgede söz konusu gelmiş olması herhalde doğru bir yaklaşım olacaktır. And it will be a really true step to increase this relationship between Finland and Turkey, and we can also make visits to Finland to increase this relationship, and also entrepreneurs can invest in Kayseri too, and especially Free Zone is a good place for this. İzmir, Adana'dan sonra Kayseri'mizin de Fahri Konsolosluk açısından gündeminize alınmış olması ve gerçekten başarılı bir iş adamı ve yönetici olan Murat Sert kardeşimizin ki kendilerine de hoş geldiniz diyorum, atanmış olması bizleri ayrıca memnun etmiştir. It's also a great pleasure for us after obtaining a consular to Kayseri after İzmir and Adana, and as a very successful businessman Murat Sert is doing this job is a great honor for us too. Bizim beklentimizin çok büyük olduğunu da böylece Murat Bey de zaten biliyor, sizlere ulaştıracaktır. O açıdan da inşallah iyi ilişkilerimiz devam edecektir. Son süreçte herkes şehrini tanıtmaya, uluslararası turizm sektöründen yararlanmaya ya da oradan pay almaya çalışmakta. Kayseri de bunu fazlasıyla hak edecek bir konumda diye buradan ben paylaşmak istiyorum. Gerek turizmdeki çeşitliliğiyle, gerekse gastronomi kültürüyle umarım Finlandiyalı dostlar için tam bir dinlence yeri olarak nitelendirilebilir. Şunu da vurgulayarak sözlerimi sonlandırmak istiyorum. Kayseri ve bölgesindeki hemşehrilerimizin Avrupa'da gerçekten çok sayıda olmuş olması, şehrimizin zaten Avrupa Birliği standartlarını yakaladığını, ikinci, üçüncü kuşakların da yatırımdan yatırıma koşup şehrimizde Avrupa arasında bir köprü oluşturuyor olması bizler için de bir kazanımdır. Ben tekrar hoş geldiniz diyorum Sayın Büyükelçimize, değerli heyetine saygılarımı sunuyorum. Consuls, they help assist Finnish citizens in need or in crisis, but more and more today they take care of also finding opportunities, business opportunities, and so in a way they are like our radars, what is going on here, what we can do and what we can find new opportunities, and this is totally a new kind of aspect in the honorary consul's work. Fahri konsolosluğun öncelikli görevi
bulundukları şehirdeki Fin vatandaşları ile ilgili çalışmalara destek vermektedir. Tabii ki diğer taraftan da ikili ilişkilerin gelişmesi, ticari noktada gelişmelere katkı sağlama noktasında da önemli görevleri vardır. And I'm pretty sure that since this is very important industrial city and also with the tourism that we will find very interesting areas of cooperation. Eminim ki hem turizm noktasında hem de iş hayatı noktasında önemli işbirliği yapacağımızı düşünüyorum. Our trade increased last year to 2 billion euros and it was both exports both to Finland also but also to Turkey. They increased very nice 24% to Finland, so Finnish exports to Finland and Turkish exports to Finland 31%. Ve iki ülke arasında geçen yıl 2 milyar euroya ulaştı bu ticari nokta. Finlandiya'dan Türkiye'ye gönderilen malların sayısı %24, Türkiye'den Finlandiya'ya gidenlerin sayısı ise %31 artmış durumda. Umarım birlikte görüşmelerimiz sırasında yapabileceğimiz ortak birçok çalışma noktası bulacağız. İnşallah bir kış döneminde sizi konuk etmek isteriz. Kayak merkezimizde mutlaka siz kayak biliyorsunuzdur. Ben öyle. I would like to host you in the winter season. I'm pretty sure that you know skiing. Yes. Heyetimizle birlikte konuk etmek isteriz. Ayrıca eğitim konusunda da 5 tane üniversitesi olan, 80 bin civarında üniversite öğrencisi olan, 300 bin civarında da orta öğrenim öğrencisi olan bir şehirden söz ediyoruz. And, CureVac aşısını da bulan araştırma üniversitesi Erciyes Üniversitemiz Tıp Fakültemizde Kayseri'de. And when we come to the education, Kayseri has 5 universities, 80,000 university students are here and also the team which established the CureVac vaccine is in Erciyes University in Kayseri. I do skiing and when I was a child I went to school by skiing 3 kilometers cross country skiing and now of course I like also downhill skiing. Evet, ben tabii ki kayak yapmayı biliyorum. Bütün öğrencilik hayatım boyunca da okula kayakla gittim. 3 kilometre boyunca kayakla okula gidiyordum. Şimdi de kayak yapmaktan keyif alıyorum. But I have to admit that I had not heard about FGS before I came to Turkey. Ama şunu da itiraf etmeliyim ki Türkiye'ye gelmeden önce FGS'i hiç duymamıştım. Büyük bir eksiklik. It's a great lack. So I'm looking forward to coming the next winter here. Önümüzdeki kış gelmek istiyorum. Bu sözünüze durmanızı bekliyoruz. Büyük bir eksiklik olduğunu, bugüne kadar hakikaten Türkiye'de kayak merkezi olarak neden burayı görmemişim, keşfetmemişim diyeceğinizi umuyorum. And I hope you will keep your promise and come in the winter season and yes. After you come here you will say that I wish I had discovered this place before. Indeed, indeed. Kesinlikle.